Merhaba arkadaşlar, English Hot Shot with Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerden gelen istek üzerine günlük hayatta yaptığımız diyaloglara örnekler vereceğiz. Bir otelde, resepsiyonda, havuz kenarında, restoranda geçen diyaloglara örnekler veriyoruz birlikte. Birinci diyalogumuz havuz kenarında geçiyor. Bir turist gelmiş, otele yerleşmiş. Sen de onunla hafif bir muhabbet içindesin, selamlaşıyorsun, hal hatır soruyorsun ertesi sabah. Ona işte nasıl bulduğunu, Kuşadası'ndayız bu arada gene her zamanki gibi, Kuşadası'nı nasıl bulduğunu, akşam iyi uyuyup uyumadığını vesaire soruyorsun. Yani böyle çok fazla samimi olmadığın bir otel müşterisiyle sıradan bir sabah sohbeti yapıyorsun. Hüsnü otel çalışanımız, Cil de turistimiz. Şimdi sizi takip ediyorsunuz. Önce bir kere diyaloğu okuyoruz. Sonra önemli yerleri baştan tekrar ediyoruz sizinle ve orada o kalıbın ya da o yapının ne demek istediğini inceliyoruz. Hi, you're right. Hello, you're right. Did you sleep well last night? Oh yes, quite well. It was a bit hot though. Yes, at this time of the year, it's mostly boiling hot, and I'm afraid you're not used to so much heat. It's almost always pouring down in England, isn't it? Yes, it's often rainy and overcast over there. What about the hotel? Are you pleased with the facilities at the hotel? Yeah, nice. The room is comfortable, the foods are delicious, and the staff are very friendly. Everything's fine. Glad to hear that. And how do you like Kuşadası? Have you got to go sightseeing? I liked Kuşadası a lot. I haven't got to see around yet, but the weather's lovely and I think there are many places to see. Oh yes, there are lots of places worth seeing. I strongly recommend you to see the castle in Pigeon Island. It's breathtaking and the view from the castle is spectacular. Oh, really? I'll certainly go there. Is it far away from here? No, it takes about 15 minutes to get there by minibus. Number 5 goes there. And if you'd like to take a taxi, it takes you only 5 minutes. Oh, thank you. How much does it cost to get there by taxi and how much is a minibus? By taxi, it costs you about 25 liras. Don't let them overcharge you. And by minibus, it's 3 liras per person. Great, thank you so much. You're quite welcome. Hope you'll have a good time. Take good care. See you soon. You too. See you later. Evet, şimdi diyalogumuza baştan başlıyoruz incelemeye. Hüsnü'nün ilk konuşmasında hi, you're right ifadesine dikkat ediyoruz. Bunun okunuşuna da dikkat ediyoruz. You are all right değil. O bir kere all right'taki L okunmuyor. You are diye okumuyorsun ya da you're diye okumuyorsun. Burada birleştiriyorsun iki kelime arasında ulama var. Birleştiriyorsun you're right, you're right. Sondaki T okunmuyor. T havada kalıyor, bir yere çarpıyormuş gibi kalıyor. All right değil yani. You're right. You're right. İyi misin? Hello, you're right. O da evet iyiyim diyor. Evet. Jill'in ikinci konuşmasındaki en sondaki though'ya dikkat edelim şimdi. İyi uyudun mu dedikten sonra Hüsnü diyor ki cevap olarak. Oh yes, quite well. It was a bit hot though. Şimdi though eğer en başta kullanılırsa cümle başında although demek. Rağmen demek yani. Ama böyle though'yu cümlenin en sonunda görürseniz ama, fakat, ancak, oysa anlamı veriyor. Yani but'la eş anlamlı. Fakat but'ı cümlenin en sonunda kullanamıyoruz. Though cümlenin en sonuna geldiğinde bu şekilde ama anlamı veriyor. Yani bu cümleyi şöyle çevirebiliyorsun. Evet iyi uyudum, oldukça iyi uyudum diyor. Ama birazcık sıcaktı. Orada bir zıtlık söz konusu. Hüsnü'nün konuşmasında boiling hot ifadesine dikkat ediyoruz. It's boiling hot. It's mostly boiling hot. Bunu hava durumunda vermiştik. Too hot demek. Yani aşırı sıcaksa hava,
O zaman too hot yerine boiling hot ifadesini kullanıyoruz. Pour down gene Hüsnü diyor ki it's almost always pouring down in England isn't it diyor. Pouring down sağanak yağmur. Yani neredeyse her zaman diyor İngiltere'de sağanak yağmur yağıyor değil mi diyor. İşte raining heavily de diyebilirdi bunun yerine. It's tipping down da diyebilirdi. Bunların hepsi hava durumunda var. Hava durumu dersimizde. Pouring down da eğer unuttuysanız sağanak yağmur yağması. Devam ediyoruz. What about the hotel diyor Hüsnü mesela. Bir şey, herhangi bir şey hakkında hani bundan ne haber, bunun durumu nasıl gibilerinden. Bu bir önerilerde de kullanılır. Mesela what about a coffee? What about going out together? Gibi. Ardından isim ya da ayıncı geliyor. How about'la eş anlamlı. Hani buna ne dersin gibilerinden öneri cümlelerinde kullanılıyor. Eğer bir şey hakkında bir merakınızı gidermek için bunun hakkında ne düşünüyorsun? Otel nasıl? Gibi soru sorarken de kullanılıyor. İşte Hüsnü'nün burada öğrenmek istediği oteli nasıl bulmuş yani Jill? What about the hotel? Otel hakkında ne düşünüyorsun yani ne diyorsun? Are you pleased with? Pleased with memnun olmak. The facilities at the hotel. The facilities at the hotel. Otelin sunduğu olanaklar, imkanlar. İşte bunun içine her şey giriyor. Animasyonundan tut da yiyecek içeceğe kadar. İşte havuzun büyüklüğünden tut da ne bileyim her şey giriyor yani. Otelin sunduğu bütün imkan ve olanaklar. Başka bakalım burada neler varmış. Burada başka bir şey yok. Geçtik. Glad to hear that ifadesi. Önemli bir ifade. Çünkü güzel bir şey duyduğunda turistten ya da işte bir yabancı ile konuşurken güzel bir şey duyduğunda ülken hakkında, otel hakkında ne bileyim işte burası ile ilgili güzel bir şey söylediğinde ya da işte ülkesinden buraya gelmek istiyor yazışıyorsunuz. İşte çok görmek istiyorum seni diyor, gelmek istiyorum diyor. Senin hakkında güzel bir şey söylediğinde bunu duyduğuma çok sevindim anlamında çok sık kullanılan bir ifade. Glad to hear that. Bir şeyi nasıl buldun anlamında soru sorarken elbisemi nasıl buldun, kuşadasını nasıl buldun bunu da daha önce vermiştim. How do you like diye soruyorsun. How do you like? Kuşadasını nasıl buldun diyor mesela. How do you like kuşadası? Ve ardından have you got to go sightseeing diyor. Şimdi oradaki got to go ifadesine çok dikkat ediyoruz. Bunu çok sık kullanıyorlar. Onun da birinci hali get. Şimdi get to arkasından yalın fiil alıyor. Get to ifadesi bir şey yapma şansın oldu mu? Bir şey yapma şansı yakaladın mı demek? Present perfect ile sunuyor çünkü henüz yakaladın mı diyor yani geçmişteki bir olaydan bahsetmiyor. Şimdi go sightseeing ne demek? Çevreyi görmek, çevre turuna çıkmak. Çevreyi görme şansın oldu mu diyeceksin birisine. Present perfect ile soruyorsun o zaman get to ifadesi ne oluyor? Üçüncü hali got to oluyor arkasından yalın fiil. Go geliyor. Have you got to go sightseeing? Çevreyi gezme imkanınız oldu mu? Öyle bir fırsatınız oldu mu, şansınız oldu mu demek. Mesela işte kaleyi görme şansı buldunuz mu, yakaladınız mı bugün diyeceksin. Past tense de yapabilirsin, gün bitmiş. Bunlar gezip gelmişler. Kaleyi görme şansınız oldu mu bugün diyeceksin. Did you get to see the castle? Did you get to see the castle? Bu get to see, dikkat edin bak bu ifade çok sık kullanılır. Şunu yapma şansın oldu mu? Evet, bakıyoruz burada başka neler varmış. Hüsnü'nün konuşmasında gene there are loads of places worth seeing. Worth seeing ifadesi çok önemli. Görülmeye değer. Bir yer söylüyorsun mesela orayı görmelisin diyeceksin ya da işte Kuşadası'nda görülmeye değer çok fazla yer var diyeceksin. Tabii var diye bitiyor cümle there are diye başlıyorsun. There are loads of places. Lots of places. A lot of places veya many places diyebilirsin burada birçok yer. Orada normalde cümle biter ya arkasından places dedikten sonra worth seeing eklersen görülmeye değer birçok yer anlamı taşır. Bir de birisine öneride bulunurken I strongly recommend you ifadesini kullanın. I strongly recommend you to see the castle mesela. Arkasından to gelecek. Sonra yalın fiil. I strongly recommend you to see the castle.
kaleyi görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Veya işte bu yemeği denemenizi şiddetle tavsiye ederim. I strongly recommend you to try this food. I strongly recommend you to try Turkish kebab mesela. Bu strongly recommend you to ifadesi çok sık kullanılır, işinize de yarar birisine bir şey önerirken. Bakıyoruz başka böyle önemli yapımız var mıymış. Şuradan şuraya gitmen şu kadar zaman alır ifadesini vermiştik daha önce. It takes you sonra süre. About 15 minutes. 15 dakikanızı alır demek bu. Arkasından ne yapmak 15 dakikamızı alırsa to ile onu söylüyorsun, eylemi getiriyorsun. It takes you about 15 minutes to get there by minibus. Oraya minibüsle gitmek, tersten çevir bak, oraya minibüsle gitmek 15 dakikanızı alır. It takes you, arkasından süre, arkasından to verb 1. Şunu yapmak şu kadar zamanınızı alır demek. İşte ücreti soruyor falan. Bakıyoruz. Şimdi don't let them overcharge you ifadesi var orada, bak dikkat et. Don't let them overcharge you. Şimdi buraya gelen turistleri veya işte çalıştığınız mekandaki turistleri dışarıya karşı böyle bir korumacı bir havaya girerseniz uyarıyormuş gibi, hani kazıklamasınlar aman ha, buna izin vermeyin diye. Mesela taksi buradan oraya 25 lira tutar. Sizi kazıklamalarına izin vermeyin. Çünkü turistler de biliyor kazıklanabilme ihtimallerini. Onları zaten tur rehberleri uyarıyor yani. Gittiğinizde kazıklanmayın falan filan diye. Ama bunu kendi vatandaşından değil de bir Türk'ün ağzından duyarsa, aa bu da beni koruyor der, bak kazıklanmamı istemiyor der, hoşlarına gidiyor o zaman. Don't let them overcharge you. Sizi kazıklamalarına izin vermeyin. Bunun fiyatı bu yani, haberiniz olsun anlamında. Ve böylece bu diyalogumuz bitiyor. Evet, ikinci diyalogumuz resepsiyonda geçiyor. Resepsiyon, bakalım. Bir turistle resepsiyonist konuşuyor. Şimdi turist geliyor, diyor ki işte hello receptionist. Hi, how you doing? How you doing? Okunuşuna dikkat edin. How are you doing diye yazılıyor fakat how are you doing diye okunmuyor. Arı hiç söylemiyorsun. How you doing? Sondaki G'yi hiç söylemiyorsun. How you doing? How you doing? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Pretty good. And you? Fine, thank you. How can I help you? I'd like to exchange 100 pounds, please. Sure. Let me see how much it is in Turkish liras. All right. 720 Turkish liras. Here you are. Thanks. You're very welcome. Anything else? Should I leave my key here while going out? As you wish, but if you ask me, it would be better for you to leave it here in case it gets lost or something. All right, and one more thing. How can I get to the city center? You can go there on foot. It takes you like 20 minutes, or you can take a taxi. I can call one for you if you like. Oh, please do. I don't want to walk. It's too hot. Sure, the taxi will be here in a few minutes. Thank you. No worries. Evet, ikinci diyalogumuz da böyle. Şimdi baştan inceliyoruz. How you doing ifadesinin okunuşu önemliydi. Ona dikkat ediyoruz. Pretty good çok verilen bir cevaptır. Fine'dan daha yaygındır. Amerikan İngilizcesinde T'ler D olarak okunur. Pretty good, pretty good. İngiliz İngilizcesinde T'ler vurguludur. Pretty good, pretty good. Evet. Burada başka da bir şey yokmuş, bakalım. Burada işte 100 pound bozdurmak istiyor. Bakalım diyor Türk lirasında ne kadar yapıyor, işte fiyatını söylüyor falan filan, geçiyoruz. You're welcome derken araya very ya da quite koyarsanız çok daha böyle şey olur. Nasıl diyeyim? Artistik olur. Mesela you're welcome yerine you're very welcome. Çok daha içten olur. You're quite welcome. You're very welcome. Bunlar hep daha önce geçmişti. Başka bir şey var mıydı derken anything else diyorsun. O da diyor ki işte should I leave my key here while going out? Bırakmalı mıyım? Ben de resepsiyonda çalıştım. Hep sorarlar anahtarı bırakalım mı yanımıza mı alalım. O bir polemiktir yani. Ne yapıyorsan yap Allah Allah. Sahip çıkacaksan anahtarını kaybetmeyeceksen götür yanında yani.
Şimdi sen de diyorsun ki tabii resepsiyonist olarak siz bilirsiniz. As you wish. Bak geçen dersin sonunda vermiştim bunu. As you wish size kalmış yani siz bilirsiniz. Ama bana soracak olursanız. Ha, şimdi if you ask me it would be better. Şöyle şöyle yaparsan daha iyi olur kalıbı. Dikkat et buna. It would be better for you. Ne yapmak senin için daha iyi olur? To leave it here. Onu burada bırakmak. Neden? In case it gets lost or something. Kaybolursa ya da ona benzer bir şey olursa diye. In case olursa diye. İlerleyen derslerde bu bağlacı ayrıntılı işleyeceğiz. In case olursa diye önlem, tedbir. It gets lost, kaybolursa diye. Or something ne peki orada en sonunda? It gets lost or something. Kaybolursa ya da ona benzer bir şey olursa. Yani başına bir iş gelirse anahtarın demek istiyor. Sonra işte soruyor şehir merkezine nasıl gidebilirim diye. Yürüyerek gidebilirsin diyeceksin. Orada walk'u kullanmıyorsun. Yani you can go there by walking denmez. Yürüyerek gidebilirsin derken on foot kullanılıyor. You can go there on foot. You can go there on foot. Yakın çünkü yani hani yürüyerek gidebilirsin. Sonra gene bak yürüyerek gidersen yaklaşık 20 dakikanı alır diyecek. It takes you like burada gibi. About da koyabilirsin onun yerine. It takes you takes you about 20 minutes. Yaklaşık 20 dakikanızı alır. Hani yürüyerek gidersiniz. Oh, you can take a taxi ya da taksi tutabilirsin. İstersen sana bir tane çağırabilirim diyor. Oh, please do. Please do diyorsa senin en son söylediğin şeyi yapmanı istiyor demektir. Çağır diyor yani taksi çağır diyor. Evet, taksiyi çağırıyor. Birkaç dakika içinde burada olur diyor. Teşekkür ediyor. Teşekkürden sonra her zaman you're welcome demek zorunda değiliz. Burada no worries diye bitiriyor. Sorun değil yani rica ederim gibi. Üçüncü diyalogumuza geldik. Tur şirketinden turistler daha yeni girdiler. Otele giriş yaptılar. Onları nasıl karşılarsın? Hello, welcome to our hotel. Hope you will have a wonderful time here. Can I have your IDs and passports, please? Hi, oh here you are diye uzatıyorlar onlarda. Thank you. Let me check your info on the list. Yes, Mr. and Mrs. Watson. You'll be staying here for 6 days, right? Right, 6 nights. Okay, here's your key. Your room is 207 on the second floor. My friend will take you to your room, but before that, I'd like to give you a brief info about the hotel. Nice. Otel hakkında bilgi veriyorsun şimdi. Tabii her otel için değişir bu ama 3 aşağı 5 yukarı bir, yani otel hakkında bir genel bilgi verirsin gelen kişiye. Breakfast starts at 7 and ends at 10. It's open buffet and the restaurant is downstairs by the pool. Dinner is served between 7 and 9 at the same place. You can provide anything you need at the supermarket here across from the restaurant. There's a shortcut to the beach behind the pool and you can get there on foot. If you'd like to go to the city center, I can call you a taxi. You can dial 0 from your rooms to talk to the receptionist at any time and 1 to reach the bar. Room service is available at any time. You can exchange money here at the reception. Extras are stated on the menus. Whenever you need us, we're all here to help you. Is there anything you'd like to ask? Oh, nothing for now. Everything seems great. Thank you. My pleasure. This way please. Diyerek de odalarına yönlendiriyorsun. Şimdi baştan inceleyelim. Önce diyorsun ki işte merhaba otelimize hoş geldiniz. İnşallah harika zaman geçirirsiniz. Pasaportlarını ve kimliklerini istiyorsun. İsterken kesinlikle can I take falan demeyin. Bak o kaba olur. Can I have diyeceksin. Birinden bir şey isterken bir restorana gittin çay istiyorsun. Can I have diyeceksin. Bunu daha önce öğrettim. İşte kalemini istiyorsun yanındaki kişiden. Kalemini alabilir miyim diyeceksin. Can I have diyeceksin. İşte resepsiyona yeni turistler geldi. Pasaportunuzu alabilir miyim diyeceksin. Can I have. Hep have fiilini kullanacağım. Can I have your IDs and passports please? İstediğin işte kimliklerini ve pasaportlarını birine bir şey uzatırken here you are veya here it is ifadeleri buyurun anlamında kullanılıyor. Bunu da daha önce vermiştim. Ama bir şey uzatırken içeri buyurun falan değil kesinlikle. Birisine bir şey uzatırken buyurun diyorsun. Verirken yani.
İşte o da here you are deyip çıkardı, verdi evraklarını. Diyorsun ki thank you, let me check your info on the list. Info, burada information kısaltması. Sizin bilgilerinizi listeden bir kontrol edeyim. Şunu yapayım, hani izin verin şunu yapayım, edeyim derken let me ifadesini kullanıyorsun. Let me, let me. Sondaki T yok bak, let me. Let me değil, let me, let me. Let me check your info. Let me check your info on the list. Bilgilerinizi bir kontrol edeyim bir saniye diyorsun. İşte ondan sonra kaç gün kalacaklar falan filan. Bakalım odasını söylüyorsun işte. Arkadaşım sizi odanıza çıkaracak ama ondan önce otel hakkında bilgi vermek istiyorum diyorsun. Şimdi otel hakkında bilgi veriyorsun, hep geniş zamanda veriyorsun. Mesela dikkat et, start diyorsun, end diyorsun, başlangıç bitiş saatlerini verirken. Yer tarif ederken özden hep o yer, the restaurant diyorsun mesela. Sonra izi unutmuyorsun, nerede olduğunu en sonda söylüyorsun. İşte restoran havuzun kenarında aşağıda katta diyorsun. The restaurant is downstairs by the pool gibi. Ondan sonra bir şeyler nereden edinebilir, hani süpermarketten edinebilirsin, sağlayabilirsin derken provide fiilini kullanıyorsun. You can provide anything you need, anything you need, kalıp, anything you need, ihtiyacınız olan her şey. You can provide anything you need, ihtiyacınız olan her şeyi sağlayabilirsiniz. En sona nerede sağlayacağını söylüyorsun, at the supermarket. Supermarket neredeymiş? Here, across from the restaurant. Restoranın karşısında, opposite ile eş anlamlı, across from, opposite the restaurant, across from the restaurant, tam karşısındaymış yani. There's a shortcut to the beach, bir yere kestirme bir yol varsa böyle söylüyorsun. İşte sahile, plaja kestirme yol var diyeceksin mesela, şuradan gidiyor. There's a shortcut to the beach. Kestirme yol var dediğinde bayılıyorlar zaten, öyle kestirmeden gideyim, yürüyerek gideyim, etrafı keşfedeyim falan diye. Sonra bakalım işte, eğer şehir merkezine gitmek isterseniz size taksi tutabilirim falan. Odanızdan sıfırı tuşlarsanız işte resepsiyona, biri tuşlarsanız para ulaşabilirsiniz. Bunlar klasik şeyler zaten. Otelde şu mevcut, bu mevcut derken, bir yerde bir şey mevcut derken available sözcüğünü kullanıyoruz. Room service is available at any time. Herhangi bir saatte, istediğiniz saatte oda servisi var diyorsun yani. Oda servisi burada mevcut diyorsun. Available o anlamda. İşte para bozdurabilirsin. Ekstralar menüde belirtilmiştir diyorsun. Extras are stated on the menus. İşte sonra ne zaman ihtiyacınız olursa buradayız. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı diye de infoyu sonlandırıyorsun. Is there anything you'd like to ask diyorsun. Bilgilendirmeyi sonlandırıyorsun. O da nothing for now diyor ya. For now şimdilik. Yani şimdilik bir şey yok. Her şey harika görünüyor diyor. Teşekkür ediyor. Yani sonra sorabilir yani. Birisi teşekkür ettiğinde gene verilebilecek cevaplardan birisi de my pleasure. My pleasure. Ne demek? Hani nasıl çevireceğim bu Türkçe'yi? Memnuniyetle gibi ha, yani ben keyif aldım asıl bundan, memnuniyetle ne demek, görevimiz falan gibi bir şey. This way please diyerek de ne tarafa gideceğini gösteriyorsun, eline de gösterebilirsin, komi arkadaş onları odasına kadar eşlik eder. Böyle. Şimdi geldik dördüncü diyalogumuza. Bu sefer restorandayız. Dördüncü diyalogumuz, son diyalogumuz. Restorandayız. İki kişiler, Trevor ve Liz, geliyorlar restorana. Waiter var, bir de garsonumuz var. Good evening. Welcome to our restaurant. Good evening. Oh, thank you. A table for two? Yes, please. This way, please. Here's your table. Thanks. You're very welcome. Here are the menus. I'd like a lentil soup as a starter. And you, Liz? Oh, I'd like to have some bread and butter, please. Sure, a lentil soup and bread and butter. Yes, what would you like to drink? Two white wines. And as a main course? I prefer a filled steak with mushrooms and some chips. And I like fish and chips, please. Sure, anything else? No, thanks. Enjoy your meal. Yemeğin bitiminde garson yine gidiyor. Did you enjoy your meal? Oh yes, it was great. Everything was so nice. Thank you. Glad to hear that. Can we have the bill, please?
So here you are. And how was your day? How was your day? Did you get to go to the beach and enjoy the sun and the sea? Yeah, the sea was a bit rough and there was too much sun, but we enjoyed it. Nice. Thanks a lot for choosing us for dinner. Hope to see you again. We will certainly come again. Thank you. Bye. Goodbye. Diyerek bu diyalogumuzu da bitiriyoruz şimdi. Good evening. Bir kere okunuşuna dikkat ediyorsun. Evening değil. İki hece. Evening. Sonda da G yok. Evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome to our restaurant. Hoş geldiniz diyor. Bakalım sayfada bir şey var mı? Ha, iki kişilik masa mı derken mesela. Table for two. Vurgu böyle. A table for two. Dört kişilik masa mı diye soracaksın. A table for four. A table for four. Vurgulara dikkat edin. Sonra gene bu taraftan derken this way please deyip gösteriyorsun. Masanız bu derken de here is your table. Elinle şöyle gösteriyorsun. Here is your table. Masanız burası gibi. Menüyü verdin. Şimdi ne istediklerini söylediler. Oraları zaten garson arkadaşlar ezbere biliyor. İşte menüdekileri, yiyecekleri almayı vermeyi. Oralarda bir şey yok. Beyaz şarap istiyorlar. Yalnız adam bir şey yapıyor. Mercimek çorbasıyla nasıl beyaz şarap içecekse, o da bir nasıl bir mide varsa. Kadın klasik İngiliz, starter olarak bread and butter istiyor. Ekmekle tereyağı istiyor. Onlar yemekten önce tereyağını ekmeğin üstüne sürüp sürüp yiyorlar ilginç bir şekilde. Sonra main course dedi. As the main course, ana yemek. Ana yemek için ne istersiniz diyecek. Bir de artık what would you like to eat? Her seferinde what would you like to have? O cümleyi baştan almıyorsun yani. And as the main course, ana yemek için, hani ana yemek olarak diyorsun. O zaten anlıyor yani ne şey yapacağını, ne sorduğunu. Ay konuşamadım. Onların da siparişini veriyorlar. En sonda tabii ki elbette anlamında hep sure, sure bu ifadeyi kullanın. Amerikan İngilizcesinde sure, sure. İngiliz İngilizcesinde sure, sure diye okunuyor. Of course kullanmaya daha meyilliyiz nedense biz halkça. Ama of course herhalde yani anlamı var böyle içinde birazcık. Sure daha kibar. Bence sure tercih edin. Gene başka bir şey var mıydı derken anything else diyebilirsin gayet kibar bir ses tonuyla. Ve en sonda afiyet olsun derken ya bon appétit dersin ama o Fransızcadan geçme olduğu için ben onu pek onaylamıyorum. Yani sevmiyorum. Enjoy your meal dersin en son afiyet olsun anlamında. Sonra da yemeğin bitiminde did you enjoy your meal? Yemeğinizden hoşlandınız mı, memnun kaldınız mı anlamında sorarsın. İşte gene çok sevdikleri, beğendiklerini söylediler. Her şey güzel gitti. Ha ha diye kafa sallamayacaksın. Gülümseyerek tepki vermeyeceksin. Onlar da öyle mimikli cevaplar yok. Bir reaksiyonu vereceksen sözlü olarak vereceksin. El kolla, mimikle, göz kırparak, böyle gülümseyerek, bizdeki gibi değil yani. Mesela everything was so nice. Thank you dedi mesela. Her seferinde de teşekkür ettiklerine you're welcome, you're welcome papağan gibi öyle deme mesela. De ki güzel bir şey söyledi sonuçta. Glad to hear that. Glad to hear that. Çok güzel bir ifade. Bak yine hesabı istiyor. Hesabı isterken hangi fiili kullanıyor? Take demiyor. Have diyor. Can we have the bill please? Can we have the bill please? Diyor. Sen de sure here you are. Verirken şeyi ne derler ona işte hesabı. Here you are diyorsun uzatırken. Şu ifadeye dikkat edin. Gününüz nasıl geçti? Şimdi parayı çıkarıyor ya adam. Orada bir sessizlik oldu. Orada sap gibi tepelerinde dikilmeyeceksin. Çünkü adam parayı çıkarıyor. Kadın havalara bakıyor. O sırada hemen gününüz nasıl geçti? İşte deniz kenarına plaja gitme şansınız oldu mu? Gibi hemen iki tanecik böyle kısacık soru sokuştur araya. Hem sohbet etmiş olursun hem kibar ve resmi olursun. How was your day? Şimdi bunun okunuşuna dikkat ediyoruz. Was tabii ki was diye okunuyor. Tek tek baktığında how was your day? How was your day? Demem lazım. Böyle dersen de yanlış değil. Ama İngilizler bunu hızlı bir şekilde günlük hayatta söylerken, çünkü sana birisi bunu sorabilir. Bu ne diyor deme yani. Sen şimdi bunu how was your day diye öğrenirsin. Sonra turist gelir sana how was your day
der. Aha ne dedi bu dersin? Halbuki bildiğin bir şey söylüyor sana. Yani sen how was your day biliyorsun. O da sana bildiğin bir cümle kuruyor ama anlamıyorsun. Niye anlamıyorsun? Çünkü sana how was your day diye öğretmişler. Bunun hızlı okunduğunda, hızlı söylendiğinde how was your day diye söylenebildiğini, okunabildiğini kimse anlatmamış ki. Sen sanki o bambaşka senin bilmediğin bir şey söylüyor hissine kapılıp sonra da İngilizce ile ilgili bütün güvenini kaybediyorsun. How was your day? How was your day? Mesela çok yaşa anlamında herkes bless you, bless you der. Aslında o da bless you, bless you. Orada da y yok bak. Ve şey gibi biraz bless you, bless you. Bu da how was your day? How was your day? J sesi çıkaracaksın. Gününüz nasıl geçti? Gene get to ifadesi var. Did you get to go to the beach? Plaja gitme şansınız oldu mu? Gün bitmiş ya artık. O yüzden past tense soruyorsun. Gene get to artıyalım fiil kullanıyorsun. Şunu yapma şansınız oldu mu demek. Did you get to go to the beach? Plaja gitmek. And enjoy the sun in the sea. Güneş ve denizin tadını çıkarma fırsatınız oldu mu? Bunlar da gitmişler. Diyor ki the sea was a bit rough. Deniz birazcık dalgalıydı. And şimdi wavy de dalgalı ama rough. Deniz için rough. Rough dediğin zaman böyle biraz haşin dalgalı. Şimdi Kuşadası'nı bilenler bilir. Kadınlar Denizi'ndeki dalga gibi yani. Birazcık dalgalıydı. And there was too much sun. Bunlar hep şikayet ediyorlar ama aynı zamanda da bayılıyorlar. Çok fazla güneş vardı diyorlar. Böyle yani alışık değiller çünkü. Ama eğlendik, keyif aldık. Sonra bizi seçtiğiniz için teşekkürler diyorsun. Akşam yemeği için bizi seçtiğiniz için teşekkürler. Bu arada birisi gene güzel bir şeyler söyledi. Mesela eğlendiniz mi diyorsun. Onlar da eğlendik diyor ya. Nice. Bak bu vurguyla ama. Nice. Böyle değil. Nice. Nice. Böyle değil. Nice dediğinde mesela çok kullandıkları bir şey. Aa ne güzel diye hani gittik eğlendik falan diyor ya nice. Sonra da diyorsun ki bizi seçtiğiniz için akşam yemeği için bizi seçtiğiniz için teşekkürler. Thanks a lot for choosing us for dinner. Hope to see you again. Ayrılırken de böyle diyorsun. Sizi umarım tekrar görürüm. Hope to see you again. O zaman da diyorlar kesinlikle tekrar geleceğiz. Hoşça kal diyorsun işte falan pişman. Bu diyalogumuz da böylece bitti. Umarım faydalı olmuştur. Geldik yine her dersimizin sonunda olduğu gibi some useful expressions bölümüne. Time please. Ne zaman kullanılır bu? Time please. Bir barın kapanma saatinin geldiğini anlatırken kullanıyorlar. Mesela sen bir barda içiyorsun artık sabahın 4'ü oldu bar kapanacak. Adam geliyor ki barmen diyor ki işte ya da garson time please artık son içkilerinizi bitirin hani için bitirin kapatıyoruz diyor yani. Kapatıyoruz derken we are closing falan demiyorlar. Time please diyorlar haberiniz olsun. Şimdi birisine şunu yapmak için sizin günün yani şunu yapmak için günün size uyan en iyi zamanı nedir diye soracaksın. Ay, Türkçesini sorarken zorlandım sorunun. Yani bir aktivite önereceksin mesela diyeceksin ki işte Camel Trophy'ye çıkmanızı öneririm işte Türk hamamına gitmenizi öneririm falan. Size uyan en iyi zaman hangisi gün içinde diye soracaksın böyle sorarsın. What would be the best time of day for you? What would be the best time of day for you? Mesela örneğe bakalım. What would be the best time of day for you to join an activity? Bir aktiviteye katılmak için size gün içinde en çok uyan zaman nedir? Evet. Save time on your journey. Save time on your journey. Bu ne demek? Seyahat sırasında vakit kazanmak, bir yere daha çabuk varmak. Mesela tavsiye verirken diyeceksin ki oradaki kesme de would. You would da diyebilirsin, you'd da diyebilirsin. You'd save time on your journey if you go there by train. Oraya trenle giderseniz vakit kazanırsınız diyeceksin yani. And daha kısa zamanda varırsınız. You'd save time on your journey if you go there by train. Work a treat. Otelde çalışan arkadaşlar bunu mesela kullanabilirsiniz. Work a treat. İşe yaramak. Ben otelde çalıştığım dönemde
akşamdan kalma olanlara hemen Churchill hazırlayıp veriyordum. Onlar Churchill'i bilmiyorlar yalnız ilginç bir şekilde. Soda limon tuz yaparız ya biz. Tuzu bol ekeriz böyle kabarır falan bir şeyler olur taşar. Ben onu yaptığımda çok şaşırmışlardı. Bir kere bilmedikleri bir şey asla içmek istemiyorlar. Panikliyorlar sanki onları zehirleyecekmişiz gibi. Ben dedim ki senin bu karışımı senin gözünün önünde yapacağım. Bak şimdi ne yapacağım dedim. Gittim soda aldım bir tane sade soda. Limon aldım yarım limon. Uzun bir bardağın içine sodayı döktüm. Yarım limonu sıktım. Tuzu da bastım. Bu bir köpürdü. Şimdi dedim bunun köpüğü geçmeden fondüp yapacaksın. Hayatının şokunu yaşadı. Gözler fal taşı gibi açıldı böyle birden. Allah'ım dedi bu ne? Yeniden doğmuş gibi oldum. İşte mesela böyle bir şey önereceksin sen de. Bu çok işe yarıyor diyeceksin. Orada kullanman gereken ifade it works a treat. Bir şey önerdin. I strongly recommend you to drink Churchill dedin mesela. Bu yapıyı da öğrendik yani. Şiddetle Churchill içmenizi tavsiye ederim. I strongly recommend you to drink Churchill. So what's Churchill diyecek o muhtemelen. Çünkü o onun bildiği Churchill, başkanları olan Churchill. Diyeceksin ki işte sodayla limonla yapılan bir şey, dur ben sana yapayım. Hemen gözünün önünde yapacaksın. If you are hungover, try drinking Churchill. Eğer akşamdan kalmazsan Churchill içmeyi denemelisin. Dene. It works a treat. Çok işe yarıyor. It works a treat. Evet. Help yourself to dedikten sonra yiyecek içecek söylüyorsun. Kendi yiyecek içeceğini kendin almak. Bu da daha önce size söylediğim bir şey ama bu konuyla ilgili bir daha vermek istedim. Bir de to'lu vermemiştim ben bunu. Help yourself diye vermiştim. To'lu kullanımını da görelim. Eğer help yourself'ın yanına to eklersen yiyecek içecek getireceksin arkasına. Mesela diyeceksin ki gitmiş oturmuş masaya bekliyor servis yapasın diye. Servis yok. Gideceksin onu uyaracaksın kibarca. I'm sorry it's self-service here. Please help yourself to food and drinks. Yoksa size kalmaz yani bu gidişle. Burada self servistir. Lütfen gidip istediğiniz gibi yiyecekleri içecekleri kendiniz gidip alın demiş oluyorsun yani. Help yourself to food and drinks. Ve günün deyimi. Bugünün deyimi to go. Şimdi gitmek tabii ki. Tabii. Hani to go gitmek demek. Şimdi alaka demeyin. Paket yapılmasını istediğiniz yiyecek ve içecekler için de to go kullanılıyor. Yiyeceğin içeceği söyledikten sonra arkasından to go diyorsun. Yani bunları paket yaptırmak istiyorum diyorsun. Şimdi bir turist gelir de sana öyle derse mesela plaja gidecektir. Paket yaptır yani sandviçü paket yaptırmak istiyordur. Türkçe birebir Google'dan paket, parcel bilmem ne öyle söylemiyorlar onu yani. Şöyle söyleyecek. Diyecek ki önce ne istediğini söyleyecek önce. I'd like a cheeseburger and a coke diyecek. Bir cheeseburger ve bir kola istiyorum. Arkasından içecek yiyeceğin arkasından to go dediği anda ha paket istiyor diyeceksin. I'd like a cheeseburger and a coke to go please. To go please dediği anda aha diyeceğim bu paket istiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur turizmde çalışacak olan arkadaşlara. Bunları böyle günlük hayatlarında inşallah kullanırlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.